Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için, sevgili Aslan Burçları için, yükseleni Aslan Burcu olanlar için bir fal kapattım. Bakalım sevgili Aslan Burçlarının bu ayki fallarında neler çıkacak? Şöyle bir yavaşça açalım. Hep birlikte bir bakalım neler çıktığına. Şöyle bir siz de görün diye güzelce çeviriyorum önce. Bakın böyle aslan burçları sanki bu ay böyle bir sıkıntınız, derdiniz, tasanız, sizi üzen bir şey varsa hepsini bir kenara koyup hayata farklı bir şekilde bakın böyle ayağa kalkmışsınız çok güçlü bir şekilde ve burada bir hayalleriniz var. Yapmak istediğiniz hayallerle, planlarla ilgili bir yol almaya başlayacaksınız. Bakın böyle sanki bir sıkıntı ya da yaşanan bir olaylar şöyle kenarıya doğru çekilmiş. Bir ferahlama dönemine giriyorsunuz ve ayağa kalkmışsınız. Böyle kocaman ve çok güçlüsünüz. Zaten aslan burçları çok güçlü karakterlerdir. Yönetici vasıflarınız çok yüksek. İnsanları yönetmek, hayatı yönetmek, bir işi yönetmek sizin işinizdir yani. Ayağa kalkacaksınız ve böyle uzun zamandır saldıysanız eğer kendinizi artık planlayıp tekrardan hayata yol almak için ayağa kalkacaksınız ve gerçekten bir sürü yapmak istediğiniz planlar var. Uzun zamandır sanki bir hastalık, bir dert, bir sıkıntı, ilişkinizdeki bir problem yüzünden böyle hepsini ötelemişsiniz ya da vazgeçmişsiniz bir süre yaşadığınız olaylardan dolayı ama bu ay böyle bir kalkacaksınız, silkeleneceksiniz ve artık hani kendime geleyim ben yapmak istediklerimi yapayım dediğiniz, odaklandığınız bir ay geçireceksiniz ve kafanızda bir sürü yapmak istediğiniz iş ve plan var. Bunların hepsini böyle hayata geçirmek için adım atacaksınız. Küçük küçük bir sürü plan var. Sanki böyle hani böyle şey düşünün, bir oda var darmadağınık olmuş ve artık bunları hani küçük küçük çekmecelere yerleştirmek ve düzenlemek gerekirdir ya. Hayatınızda da böyle karmaşık ve böyle yoluna gitmeyen şeyler olmuş ama böyle küçük küçük parça parça ve hepsini toplamanız gerekiyor. Her yere dokunmanız gerekiyor sanki ve bunlar için yol alacaksınız. Güzel bir başlangıç çıkmış. Yapmak istediğiniz bir sürü şey var. Yalnız hayatınızda bakın şurada sürüngen gibi, yılan gibi kafası olan bir insan çıkmış. Yakınınızda, çok yakınınızda bu. Size böyle zarar vermiyor ama size zarar da verebilecek bir insan. En azından iyiliğinizi istemiyor diyebiliriz. Hayatınızdan sanki bu kişiyi çıkartarak böyle elinizi uzatmışsınız. Hani onu da silkeleyip atacaksınız. Hayatınızdan bir kişiyi çıkartmak isteyeceksiniz. Bu böyle toparlanma dönemi gereksiz olan insanları hayatınızdan çıkartmak olabilir, yapmanız gerekenler olabilir, kendinizi ihmal etmiş olabilirsiniz, ilişkiniz için, sorumluluklarınız için birçok zamandır ihmal ettiğiniz şeyler vardır. Onlar için harekete geçeceksiniz artık. Bakın şurada çok bariz böyle bir tilki gibi bir şey çıkmış. Bakın şurada tilkinin kafası, şurada kuyruk gibi diye düşünebilirsiniz. Böyle etrafınızda kurnazca, tilki gibi kurnazca böyle hareket eden bir insan çıkmış. Siz hayatınızda planlarınızı böyle gerçekleştirirken sanki o böyle kurnazlıklarıyla böyle sevimsiz halleriyle hep size mani olmaya çalışmış, yine olmaya çalışacak ama olamayacak çünkü siz çok güçlüsünüz bu ay. Biri var etrafınızda dolaşan böyle ayaklarınızın etrafında hep kurnazlıklarıyla sizi ya ikna ediyor ya yapmanız gereken şeylerden vazgeçiriyor hani size iyi gelmiyor da böyle sanki kötü oluyor kötü yani bu yılanla ikisi de çok bağlantılı gibi çıkmış aynı kişi olabilir bu kişi bu kişiyi belki hayatınızdan çıkartarak bir şekilde yol alacaksınız daha keyifli bir döneme gireceksiniz şöyle bir bakalım buralarda neler çıkmış. Şurada böyle bir keçi çıkmış sanki. Böyle bir şeye tırmanmaya çalışan bir keçi. Keçi inatçılıktır. Siz veya ailenizden ya da ilişkide bulunduğunuz birisi size böyle büyük bir inatçılık yapacak ya da siz yapacaksınız karşı tarafa. Böyle çok bariz bir tartışma içerisinde, bir kalabalığın içerisinde bir şey konuşacaksınız ama bir kişi o kadar inat edecek ki haklı da olsa, haksız da olsa söylediği şeyin arkasında duracak, direnecek. Belki de hatalı ama işte inadından vazgeçemeyecek. Böyle bir tartışmanın içerisinde bulabilirsiniz aniden kendinizi. Böyle çok inatçılık eden biri çıkmış.
Büyük ihtimalle size karşı yapılan bir ilaççılık bu. Bakın burada böyle evler, binalar var, böyle bir sürü binalar. Böyle büyük büyük binaların olduğu bir yere gideceksiniz ve burada böyle bir uzantılı bir ayak çıkmış. Bu sizinle alakalı uzun zamandır yapmak istediğiniz bir şey var sanki. Bir iş görüşmesi, bir iş, bir davalık bir konunuz olabilir. Böyle büyük binaların olduğu bir yere gideceksiniz ama uzun zamandır da yapmak istediğiniz bir şey yapacaksınız. Mesela diyelim ki kendinizle ilgili bir bakım yaptırmak istiyorsunuz, bir check-up yaptırmak istiyorsunuz ya da güzellikle ilgili bir şey yaptırmak istiyorsunuz ama böyle büyük binaların, lüks binaların olduğu bir yerde gidip bunu yaptıracaksınız. Ya da işte bir iş görüşmesine gideceksiniz. Yani ama böyle ertelediğiniz, yapmak istediğiniz bir şey için böyle bir başlangıç yapacaksınız. Böyle kalabalık ve büyük binaların olduğu bir yerde olacak bu durum. Yani siz kendi hayatınıza göre yorumlayın yapmak istediğiniz şeylerle ilgili. Bir de böyle yine bir kalabalık var ama böyle 2-3 kişi, çok büyük bir kalabalık değil ama bu kişilerden bir tanesi böyle burnunu çok dikeltmiş, hani böyle burnu havada derler ya, böyle kendini beğenmiş bir tavır. Hatta bu da öyle biraz sanki. Karşınıza iki kişi çıkacak böyle. Konuşacaksınız. İş ortamında olabilir ya da arkadaş ortamında ya da birlikte olduğunuz insanın ailesindeki iki kişi olabilir bu. Bu iki kişi böyle çok burnu havada, çok böyle sizinle konuşurken sizi sözüyle ezmeye çalışır gibi davranıyor. Sanki böyle bir kendini beğenmişlik, gereksiz bir egosu var bu insanların. O insanları karşınıza alacaksınız bu ay. Zaten aslan burçlarına kesinlikle böyle bir şey yapamazsınız. Aslan burcu kesinlikle izin vermez. Bir bulunduğu ortamda kendisi en iyi olmak ister. Düşünce olarak yaptığı işlerle ya da saygı duymak ister. Kesinlikle böyle insanlara taviz vermezsiniz. Böyle iki kişi çıkmış bu durumda ama siz onlara karşı geleceksiniz. Sözünüzde ya da herhangi bir şeyinizde o kişiyle böyle o kişilerle tartışabilirsiniz. Küçük böyle bir tatsız bir diyalog çıkmış sanki. Böyle hatta elinizi açmışsınız. Hani siz ya da bunu nasıl bana yapabilirsiniz, nasıl dersiniz gibi hesap soracaksınız. Bir de şurada yatan bir hasta çıkmış. Böyle hastayla ilgili şeyleri pek konuşmayı sevmiyorum. Söylemeyi de sevmiyorum ama şurada böyle yatan bir hasta çıkmış ama onunla ilgili bir güzel haber alacaksınız. Çünkü önü arkası ve şurada böyle temiz bir haberi var. Kötü de çıkmamış ama yakınınızda, çevrenizde bulunan biri rahatsızlanabilir. Siz de küçük bir rahatsızlık geçirebilirsiniz. Ama hani böyle çok kötü bir hastalık değil. Gelip geçici bir hastalık olacak ama hastalıklarla ilgili de böyle küçük, böyle hiç sevmiyorum bunu da görünce söylemeyi ama ben söylemeyince bazen yorumlarda yazılıyor. Yatan biri çıkmış ama başında bakın birisi bekleyecek onun. Bembeyaz, tertemiz çıkmış. Canı gönülden onu seven kalben birisi çok iyi bakacak ona. Belki de bu süreci atlatmasına yardımcı olacak. Eğer siz küçük bir rahatsızlık geçirirseniz korkmayın, böyle yanınızdaki o hani koruyucu meleğiniz neredeyse diyebiliriz sayesinde bu süreci çabuk atlatacaksınız ya da siz belki de birinin koruyucu melekliğini yapıp böyle ona destek çıkabilirsiniz. Küçük bir rahatsızlık durumu çıkmış. Bir de böyle burada düşünceleriniz ve hayalleriniz doğru o şekilde çıkmış ama bir de tabağımıza bakalım. Bence bu fal böyle sizin güçlendiğiniz bir ay. Böyle kendinizi geldiğiniz ve artık hayata odaklandığınız bir ay. Böyle güçlü ayakta dimdik çıkmışsınız. En çok böyle dikkatimi çeken o oldu. Onun haricinde bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Tabağımızdakiler de böyle kurumuş ama şurada böyle çok bariz bir sanki yüz şekli gibi var. Burada bir insan var ve bir şey düşünüyor. Çok böyle odaklanmış ve karşı tarafa bakıyor. Çok hayatı ile ilgili böyle çok elzem, çok önemli bir şey düşünen insan çıkmış sanki. Hayatı ile ilgili düşündüğü her ne varsa temiz olacak. Çünkü böyle önü çok tertemiz çıkmış, ferah çıkmış. Ama düşüncesinde bir de böyle karşısında uzakta şu an ulaşamadığı, hani mesafelerin olduğu bir insan çıkmış. Bazen en yakınımızdaki ruhsal olarak da uzaklaşabilir bizden. Hani böyle aynı yatağı paylaştığınız eşiniz olabilir ama şeydir bu. Sizden uzaklaşmıştır artık gönül bağı olarak, öyle düşünebilirsiniz. Öyle bir insanı düşünüyor olabilirsiniz ya da gerçekten de hani uzak bir mesafede olan biri birisi bu. Bakın biri çıkmış.
Aklınız onda, onunla ilgili bir şey düşünüyorsunuz. Ya bu aşk anlamında istediğiniz biri gelmesini istiyorsunuz. Ya da işte eşiniz uzak bir yere çalışmaya gitmiştir, onu düşünüyorsunuz. Ya da çocuklarınızdan biri. Ama o uzaktaki kişiyle bağlantılı büyük bir düşünceniz var. Sanki aklınız hep onda ama aklınızda ondaki ilgili düşünce çok ferah. Bakın beyaz çıkmış burası. Temiz şeyler düşünüyorsunuz onunla ilgili. Güzel de haber alacaksınız çünkü ortada tertemiz, hepsi böyle ferah çıkmış. Ferah bir şey olacak. Şurada da böyle bakın beyaz bir kaplumbağa çıkmış. Beyaz kaplumbağa ama küçükçük çıkmış. Evle ilgili bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz ama henüz böyle küçük bir şey aşamasında, bu böyle plan aşamasında evinize küçük bir eşya değişikliği yapmak isteyebilirsiniz, ev değişikliği yapmak isteyebilirsiniz ama bu ay içerisinde yapmayacaksınız da sanki planları yapılacak. Böyle ufak ufak artık hani yapmaya başlayacaksınız planlarınız ama çok temiz olacak. Bu çok size hayır getirecek. Böyle hani tedbiri mekanda ferahlık vardır derler ya. Böyle ya ev değişikliği yapacaksınız ilerleyen zamanlarda. Bu size çok iyi gelecek çünkü tertemiz bembeyaz bir kaplumbağa çıkmış burada. Ya da işte aldığınız eşyalar, ev değişikliği falan size böyle enerji, motivasyon getirecek hayata karşı. Çünkü böyle özellikle ev hanımları çok fazla evdeyseniz ve ev değişikliği, şey evdeki eşyaları değiştirmek, yenilemek bize çok büyük enerji verir. Yeni eşyaların enerjisi de güzeldir. Böyle size çok çok iyi gelecek. Bununla ilgili ya planlar yapacaksınız ya da bunları yapabilmek için bu ay elinize bir para geçebilir. O yüzden hayallerini kurmaya başlayabilirsiniz. Planlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Bu sizi çok ferahlatacak. Dediğim gibi ya bir yerden bir para gelecek, bunu planlayacak gücünüz olacak ya da bu ay içerisinde planlayacaksınız. Evle ilgili muhakkak bir değişikliğiniz olacak. Bu ay bir varsa da böyle planlarınız yorumlara da yazabilirsiniz. Ben de merak ettim. Çünkü evle ilgili bir gelişme olacak ve uzakta beklediğiniz, düşündüğünüz bir insan var. Onunla ilgili muhakkak çok temiz bir haber alacaksınız. Zaten aklınız, fikriniz bu kişide. Bu kişiyle ilgili belki de hani bu ay burcumda ne çıkacak derken bile belki de bu kişiyi düşünürüz. Bu kişiyi düşünerek açtınız. Ondan bir haber gelecek mi? Onunla ilgili bir gelişme olacak mı? Bence onunla ilgili beklediğiniz düşünce, merak ettiğiniz bir şey varsa sorunuz cevabını alacaksınız bu ay içerisinde ve çok temiz alacaksınız. Ben en azından böyle düşündüm, böyle hissettim. Umarım her şey gönlünüze göre olur. Siz zaten Aslan Burçları çok güçlü karakterlersiniz. İstediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. Çok planlı, programlı bir şekilde yöneticilik vasıflarınız da çok yüksek olduğu için her durumu, her olayı yönetebilirsiniz. Umarım hayatınızı en iyi şekilde şekillendirirsiniz. Varsa bir ilerciniz kalkar, böyle güçlenirsiniz ve istediğiniz şekilde devam eder hayatınız. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ayrıca sevgili Burç TV takipçileri, burçlarla ilgili aylık yorumlarınız için, kahve falları ya da tarotlarımız için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum, hoşça kalın.